Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sözler adlı eserin 24. sözü 5 daldan meydana geldiğini ilk baştan okumuştuk. Her bir dal birbirinden bağımsız konulardan meydana geliyor. İki tanesini birlikte paylaştık. Bu akşam da diğerlerinden bağımsız üçüncü daldaki konuları inşallah okuyacağız. Üstad Hazretleri bu dersin başında zaten gerekli açıklamayı da yapmış. Nedir bu dersin mahiyeti diye. Kıyamet alametlerinden ve ahir zaman vukuatından, hadiselerinden ve bazı amellerin fazilet ve sevaplarından bahseden ehadis-i şerife, hadis-i şerifler, güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim, onların bir kısmına zayıf veya mevzu demişler. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi güçlü bir kısımda inkara kadar gitmişler. Böyle bir hadis yok diye. Şimdi tafsile girişmeyeceğiz. Yalnız 12 asılı beyan ederiz. Yani bu derste 12 tane temel kural ile bazı hadis-i şerifler neden anlaşılmamış? Ya da neden yanlış anlaşılmış? Neden kaynaklanıyor bu problemin temeli? Ya da bazıları niye inkar etmişler böyle hadis yok diye? Şimdi bunların 12 tane temel kural anlatarak Bediüzzaman Hazretleri bu yanlış anlaşılan müteşabih hadislerin yanlış anlaşılma gerekçelerini söyleyecek. Birinci asıl. 20. sözün ahirindeki sual ve cevapta izah ettiğimiz meseledir. İcmali özeti şudur ki, din bir imtihandır, bir tecrübedir. Ervah-ı âliyeyi, yüce ruhları, ervah-ı safil eden aşağılık ruhlardan tefrik eder, ayırır bu dinin imtihanı. Öyleyse, İleride herkese göz ile görülecek vukuatı, olayları öyle bir tarzda bahsedecek ki ne bütün bütün meçhul gizli kalsın ne de bedihi aleni olup herkes ister istemez tasdike mecbur kalsın. Belki şöyle olması lazım, akla kapı açacak, ihtiyarı elinden almayacak. Akla kapıyı açarak gerçeği anlamaya imkan tanıyacak dinin meseleleri ama insanın iradesini elinden büsbütün alarak iradesiz bırakmayacak, inanmaya mecbur bırakmayacak. Zira eğer tamamen bedahet, aleniyet derecesinde bir alameti kıyamet görürse, herkes tasdike mustar olsa, mecbur kalsa, o vakit kömür gibi bir istidat, elmas gibi bir istidat kabiliyetle beraber kalır. Sırrı teklif ve netice imtihan zayi olur. Yine üstadımızın kendi beyanına göre, gökyüzüne yıldızlarla Cenab-ı Hak La İlahe İllallah Muhammed-i Resulullah yazsaydı, yeryüzünden herkes o yazıyı okusaydı, anlasaydı manasını, herkes Müslüman olmaya mecbur kalırdı. O da imtihan sırrının ortadan kalkması sebep olur. Yani sen imtihan sonuna talebeleri koy, soru kağıtlarını da ver, arkadan cevap anahtarını da ver. Öyle imtihan olur mu canım? Bilenlerle bilmeyenlerin ayrışması için biraz ahir zamanla alakalı meseleler perdeli olması imtihanın gereği oluyormuş. İşte bunun için Mehdi ve Süfyan meseleleri gibi, Mehdi
ve İslam Deccalı, Süfyan meseleleri gibi çok meselelerde çok ihtilaf olmuş, farklı görüşler ortaya konmuş. Hem rivayet dahi, hadis-i şerifler dahi çok muhteliftir. Birbirine zıt hükümler olmuş. Bu birinci temel kaide. Bunu bir defa cebimize koyalım. İmtihan sırrı gereği ahir zamanda meydana gelecek bir takım verilen haberler perdeli. İmtihan gereği olmuş böyle. İkinci asıl mesaili imaniyenin, imani konuların tabakatı vardır. Biri bir bürhan-ı kat'i, kesin bir delil istese, diğeri bir zann-ı galibiyle iktifa eder. İslam mesleği böyleymiş. Başkası yalnız bir kabul-i teslimi ve reddetmemek ister. Öyleyse esasat-ı imaniyeden, imanın temel meselelerinden olmayan mesail-i fer'iye, teferruat meseleleri ve veya vukuat-ı zamaniyenin her birinde, ahir zamanda çıkacak bir takım olayların her birinde bir izan-ı yakin ile, vicdani tasdikle bir bürhan-ı kat'i istenilmez. Belki yalnız reddetmemek ve teslimiyetle ilişmemektir. Bu kadar yetiyor. Üçüncü asıl, bu da çok önemli bir temel kaide. Zaman-ı sahabede, sahabeler döneminde Beni İsrail, İsrailoğulları ve Nasara ulemalarından, Yahudi, Hristiyan alimlerinden çoğu İslamiyet'e girdiler. Mesela Yahudi alimlerinden meşhur Abdullah İbni Selam diye bir zat, çok derin bir alim Yahudilerin arasında. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretle Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Tevrat'ta ahir zaman peygamberin çok alametlerini okuyup bildiğinden, merakından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete geldi. Hiçbir şey sormadan sadece simasına baktı. Dedi ki bu simada yalan yok. Kelime-i şahit getirip Müslümanlığa geçti. Onun gibi daha çok Yahudi alimleri de Müslüman olmuşlar. Ancak o eski malumatları da onlarla beraber Müslüman oldu. Bir de o var. Yani geldikleri zaman sıfır kilometre malumattan gelmediler. Yahudi alimi olduğu için veya Hristiyan alimi, papaz olduğu için İslamiyetle, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bilgilere sahip oldukları gibi Tevrat'tan, İncil'den eski malumatlarıyla beraber Müslüman oldular. Bazı hilaf vaki, gerçek dışı malumat-ı sabıkaları, eskiden bildiği malumatları İslamiyet'in malı olarak tevehüm edildi. İslam alimi olunca Yahudi aliminden, Hristiyan aliminden Müslüman alimi kimliğine geçince o eski malumatlarıyla beraber Müslüman oldukları için çok fazla da itiraz edilmemiş onların o eski malumatlarına. Ama o malumatlardaki hatalar onların eski malumatlarına aittir, İslam'a ait değildir. Dördüncü asıl, ehadis-i şerife, yani hadis-i şerif ravilerinin, rivayet edenlerinin bazı kavilleri veyahut istinbat ettikleri manaları metni hadisten telakki ediliyordu. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis rivayet eden sahabilerin veya hadis-i şerif üzerinde uzmanlık alı, yani uzman olan bazı muhaddislerin hadisler hakkında yapmış olduğu yorumları da hadisin kendisinden zannedilmiş. Halbuki onların kendi yorumları. Bir de böyle bir arıza var. Halbuki insan hatadan hali olmadığı için hilaf-ı vaki bazı istinbatları, hadis-i şeriften yaptıkları mana çıkarımları
veya kabilleri kendi sözleri hadis zannedilerek zaafına hükmedilmiş. Hadisin zayıf olduğuna hükmedilmiş. Bu da ayrı bir temel asıl. Beşinci asıl, inne fî ümmeti muhaddetûn, yani mülhemün sırrınca ne demek? Ümmetimin içerisinde muhaddesun vardır. Hadis üzerinde uzman alimler vardır. Yani kendilerine ilham olunanlar kastedilerek bazı ehli keşif ve ehli bereyet olan muhaddisini muhaddesun, hadis üzerindeki uzman olanların ilhamlarıyla gelen bazı meani, kendi kalplerine hadis üzerinde olan manalar hadis telakki edilmiş. Öyle zannedilmiş. Halbuki ilham-ı evliya, evliyalara gelen bazı ilhamlar bazı arızalarla hata olabilir. İşte bu nebiden bir kısım hilaf-ı hakikat, gerçek dışı çıkabilir o hadislerin kastettiği manalar. Altıncı asıl, beynen nas, yani insanlar arasında iştihar bulmuş, şöhret bulmuş bazı hikayeler bulunuyor ki durub-ı emsal hükmüne geçer. Durub-ı emsal, darb-ı meseller demek. Hakiki manasına bakılmaz. Ne maksat için sevk edilir, ona bakılır. İşte bu nebiden beynen nas tearuf etmiş insanlar arasında bilinen bazı kıssa ve hikayeleri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir maksadı irşadi için, irşat maksadıyla temsil ve kinaye liminden zikredivermiş. Yani halk arasında bilinen bazı darb-ı meselleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bildiklerinden bazılarını söyleyivermiş. Şu nevi meselelerin manayı hakisinde gerçek anlamında kusur varsa örf ve adat-ı nasa aittir. İnsanların adetlerine aittir. Tearüf ve tesamu umumiye racidir. Yani tesamu umumiye, herkesin bir sözü birbirinden duyması, o ondan, o da ondan duyarak şekil değiştiren bir takım sözler, darb-ı meselelerdir onlar. Hata varsa genelin bilgisine ait olan hatalı bilgilerdir onlar. Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alakalı değildir. Yedinci asıl, bu da çok önemli bir temel düstur, temel kaide. Pek çok teşbih ve temsiller bulunuyor ki, benzetmeler, temsiller bulunuyor ki, mürur zamanla, üzerinden çok zamanların geçmesiyle veya ilmin elinden cehlin eline geçmesiyle, alimlerin arasından halkın arasına geçmesiyle o temsiller, teşbihler hakikati maddiye telakki ediliyor. Gerçek gibi anlaşılıyor. Hataya düşer. Mesela Ser ve Hud isminde ve alemi misalde Ser ve Hud timsal, öküz ve balık suretinde berri ve bahri, karadaki veya denizdeki hayvanat nazırlarından iki melaiketullah, Allah'ın tayin ettiği iki büyük melaike, adeta bir koca öküz ve cismani bir balık zannedilerek hadise erişilmiş. Yani bu yedinci asılın bu paragrafındaki konuyu Üstad Hazretleri 14. Lemar'ın başında gayet güzel geniş izahlarını yapmak suretiyle, dünya neyin üstüne duruyor diye sorulduğunda öküzle balığın üstüne duruyor diye verdiği cevap asırlarca dine saldırı vesilesi olmuş. Geniş geniş 14. Lemar'da Üstad bunu anlatıyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dünya neyin üstünde diye sorulduğu zaman, neyin üstünde duruyor diye sorulunca, öküzle balığın üstünde duruyor demiş ama bir sefer sorulduğunda öküzün üstünde, başka bir zaman sorulduğunda balığın üstünde demiş. Yani 13 asır sonra ancak Bediüzzaman tarafından gerçek manası anlaşılıp
izah edilen bu konu maalesef dinle fen çatışıyor diye dine saldırı vesilesi olmuş. Üstad Hazretleri bu hadis-i şerifin üç ayrı doğru izahı olduğunu, yorumu, tevili olduğunu söylüyor. İşte burada bir tanesini söylemiş. Yani adı Sevr ve Hud, öküz ve balık olan misal aleminde de şekilleri öküz ve balık şeklinde olan denizlere ve karalara müvekkel iki meleğin nezaretindedir manasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya öküz ve balığın üstünde duruyor demiş. Ya da insanların sahilde yaşayanların geçim kaynağı balıkçılık, karalarda yaşayanların geçim kaynağı çiftçilik, o da öküzün omzunda. Yani ne zaman balık milyon yumurta yumurtlamazsa, balıkçılık tükenirse, ne de öküz çift sürmezse insan hayatta biter demektir o. Öküz de balığın üstüne duruyordan kasıt, bunu kastetmiş. Bir de üçüncü yorum olarak da üstadımız çok harika derslerde bunlar. Biz lemaları okuduğumuzda geniş geniş bu meseleyi izahını yapmıştık. Hatırlatmak lazım. Dünyamızın güneş etrafında döndüğü yörüngeyi bir aynaya benzetecek olursak, o yörüngenin yukarısında 12 tane burç var. Yıldız kümeleri yani. O yıldız kümelerinin arasında hayali çizgiler çizdiğimiz zaman, kimisi balığa benziyor, kimisi teraziye, kimisi başa, kimisi öküze, kimisi şuna, kimisi buna benziyor. Ve onlara işte o burçlara isim vermişler. Mesela 20 Nisan ile 20 Mayıs arasında Boğa burcunun gölgesi üzerinden geçiyor dünyamız. Hani aynaya benzetecek olursak gökyüzündeki burcun, Boğa burcunun üstünden geçiyor. İşte o soru sorulduğu zaman demek ki dünyamız Boğa burcunun üstünden geçiyormuş. Başka zaman sorulduğunda da Balık burcunun üstünden geçiyormuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda şifreli bir tarzda dünyanın güneş etrafında bir yörünge üzerinde döndüğünü bu hadis-i şerifte de haber vermiş oluyor. Yani bizim dinimiz fenlerle çatışan bir din değil ki. Din bütün fenlerin pederidir. Fenler onun oğlu gibidir. Oğul pederine niye karşı çıksın? Veya peder oğlunu niye dışlasın? Öyleyse dinle fen ilmi çatışmaz. Üstad da onu söylüyor. İşte bu teşbih ve temsilleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok kullanmış. Dünya öküz balık üstünde duruyor meselesi o teşbihlerden bir tanesi. Hem mesela bir vakit huzur nebevide derin bir ses işitildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mescid-i Saadet'te sahabilerinle birlikte bulunduğu bir sırada belki de Kur'an'dan bazı ayetlerin derslerini yaparken herkesin duyacağı şekilde derin bir gürültü işitilmiş, ses duyulmuş. Herkes meraklanmış, ne oldu ya, bir yer mi yıkıldı filan diye. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti ki o herkesin merakını gidermek amacıyla bir şey söylemiş bakın. Ne demiş? Bu gürültü 70 senedir yuvarlanıp ta ancak bu dakika cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. Ya işte bu hadisi işten hakikate vasıl olmayan inkara sapar. Hatta ben bir hadis kitabında bu hadis-i şerifi okuduğumda dipnotta diyor ki cehennemin 70 senelik derinliği olduğu bu hadisten anlaşılır diyor. Allah Allah. Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 70 seneden beri yuvarlanmakta olan bir taşın şu anda cehennemin dibine düşmesinin gürültüsüdür demekten kastı o muydu yani? 70 senelik bir derinlik mi kastettiydi? Hayır. Hayır. Ne olmuş peki? Halbuki 20 dakika o hadis-i şeriften sonra katiyen sabittir ki
biri geldi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki, meşhur münafık 20 dakika evvel öldü. Ya. Bu Medine-i Münevvere'de olan bir hadise. Medine'de Müslümanlar var, Yahudiler var, Hristiyanlar var, Arap müşrikler de var. Samimi Müslümanlar olduğu gibi Yahudilerden dönme olanlar da var. Bunlar da münafık. Yahudi dönmelerinin bir kısmı münafık. Bunlar 300 civarında adam. Aileleri var, çoluk çocuğu var. Onların liderleri de Abdullah Übey denilen bir adam. Ya. Şimdi bu Abdullah bin Übey münafıkların reisi olarak ölene kadar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la gizliden uğraşmış. Zahirde Müslüman. Hakikatte Müslüman değil. Ve bu adamın oğlu Abdullah samimi Müslüman. Allah Allah. İşe bakar mısınız? Adamın kendisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan çok uğraşan bir münafık. Oğlu halis, muhlis Müslüman. Ve işte babasının belki de ölüm haberini, ki 70 yaşında ölmüş bu adam, ya oğlu Abdullah getirdi veya birisi getirdi, bilemiyoruz. Büyük bir ihtimal oğlu Abdullah olabilir. 70 yaşında olan münafığın ölüm haberi geliyor. 70 yaşına giren o münafık, cehennemin bir taşı olarak bütün müddeti ömrü tedenniyle cehenneme doğru yuvarlanmakta, esferi safiline küfre sukuttan ibaret olduğunu, inkarcılığa düşüşten ibaret olduğunu gayet beligane bir surette Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiştir. Cenab-ı Hak o vefat dakikasında o sesi işittirip ona alamet etmiştir. Yani böyle teşbih ve temsillerle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zikretmiş olduğu hadis-i şerifler var. İşte onlardan birisi de bu. 70 seneden beri cehenneme doğru yuvarlanmakta olan bir taşın gürültüsüdür bu duyduğun ses diyor. Bununla cehennemin derinliği 70 senelik bir mesafedir demek istememiş. 70 yaşındaki münafığın 70 sene boyunca cehenneme doğru düşüş içinde olduğunu beligane bir tarzı benzetme yaparak söyleyivermiş. Öyleyse hadis-i şeriflerin müteşabih olanlarının doğru tevilleri, yorumları yapılması lazım ki hadis-i şeriflere ve İslam dinine dil uzatılmasın. İşte bu tür hadis-i şerifleri de ahir zamanda dine en çok saldırıların yapıldığı bir zamanda Bediüzzaman'a doğru tevillerini yapma nimetini Allah kendisine nasip etmiş. Biz şuaları okuduğumuz zaman 5. şuaya sıra geldiğinde orada 23 tane Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrettiği hadislerin doğru tevilleri var. Onları okuyacağız inşallah. Burada öküz balık meselesiyle bu yuvarlanan taş misali bunlara iki örnektir. Bununla hadis-i şeriflerin neden yanlış anlaşıldığı hususunda bize bir ışık tuttu Bediüzzaman Hazretleri. Örnek vermiş oldu bunları. 8. asıl. Cenab-ı Hakim-i Mutlak şu dar-ı tecrübe yeri ve meydan-ı imtihanda çok mühim şeyleri kesretli eşya içine saklıyor. O saklamakla çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Mesela Leyli-i Kadri, Kadir gecesini umum Ramazan'da saklamış Cenab-ı Hak. Saati icabi duayı, duaların kesin kabul edildiği saati cuma günde saklamış. Makbul belisini
Allah dostlarını insanlar içinde, ezeli ömür içinde ve kıyametin vaktini, ömrü dünya içinde saklamış. O saklamakta da çok gizli hikmetler, faydalar, maslahatlar olduğu anlaşılıyor. Şimdi mesela, bizzat Kadir Gecesi için Allah özel sure indirmiş. Kadir Suresi değil mi? İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Yani biz onu diyor Kur'an-ı Kerim'i bir Kadir Gecesi'nde indirdik. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Hayrun min elfi şer. Yani Kadir Gecesi'nin de bin aydan hayırlı olduğunu söylüyor Cenab-ı Hak. Sen ve ma edrake ma leyletil kadr var arada. Yani sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin? O bin aydan hayırlıdır diyor. Yani 83 buçuk senelik bir ömürde kazanılacak sevabı bir gecede kazanma şansı var. Ama Allah bütün Ramazan'da saklamış. Niye? Bütün Ramazan'ı Kadir Gecesi gibi değerlendirmemiz için. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine aşırı şefkati olan o kainatın efendisi, kalplerin sevgilisi demiş ki Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 15'inde arayın. Son 15 gecesinde. Sonra devam etmiş. Son 10 gecesinde arayın. Devam etmiş. Hususen tek gecelerde arayın diye şifre vermiş bize. Ümmetine şifre. Şimdi onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son 10 gün kaldığı zaman Ramazan'ın bitmesine itikafa giriyor. Yani mescide gidiyor. Bir daha evine gelmiyor. Dışarıdan yemeği falan getiriliyor. Zaruri ihtiyaçlarını mescitte harcıyor. Sürekli Kur'an okuyor, namaz kılıyor, dua ediyor falan. Evrat, esker o tarzda. Şimdi o itikaf da işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğu için bazı müminler, şartları, imkanları müsait olanlar Ramazan'ın son 10 gecesini bir mescitte, bir camide, bir Risale-i medresesinde bir şekilde itikafta geçiriyorlar. Niye? Bir de o tek geceler var ya, kaçırmayalım, yakalayalım da yesin diye. Zaten Risale-i Dairesi bir manevi şirketi olduğu için cemaatimizden bazıları Kadir Gecesi'ni yakalasa cemaatin şahsi manevi havuzuna o sevabın hepsi dökülüyor. Hepimizin istifadesi söz konusu olacak. Şu Allah'ın rahmetine, keremine bakar mısınız ya? Ama İslam alimleri demişler ki Kadir Suresi'nin ebced cifir hesaplamalarını da yaparak Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesidir. Biz de 27. gece olarak sabaha kadar o geceyi ihya ediyoruz. Üstad diyor ki, çok enteresan bir cümle kullanmış. Eğer diyor o 27. gece hakiki olmasa bile, madem ki ümmet öyle kabul ediyor, ümmetin ortak kanaati bir delildir, hakiki hükmünde Allah kabul eder diyor. Allahu Ekber, muhteşem bir müjde ya. Evet. Bu cuma gününde de duaların reddolmadığı bir saat var. O da saklı. Onun için sahabiler sabah namazından sonra ta akşama kadar cuma günü mescitten çıkmazlarmış ya. O saati yakalayalım diye. Orada demek bütün cumayı öyle değerlendirme imkanı oluyor. İnsanlar işte kimin veli, kimin deli olduğu belli olmaz derler. Bakarsın deli dediğin evliyadır ya. Çarpar adamı, dikkatli olmak lazım. Eceli de ömür içini saklamış. Kıyametin vaktini de dünyanın genel ömrü içerisinde saklamış. Bütün bu bahsi geçen hakikatlerin böyle örtülü, perdeli, gizli olmasının altında çok önemli sırlar, faydalar, maslahatlar olduğunu Üstad Hazretleri söylüyor. Onun izahları da var ama
Ben de baktım saat bitmiş. Hepten meraklanalım. Yarın akşam bu gizlenmenin hikmeti neymiş? Birlikte onu paylaşmaya çalışalım inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimül hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.